Teşekkürler. Şiiri insanların içinde dinlememek lazım. Neden? Öyle duygusallaştım ki utandım. Yanakların kızardı sanki biraz. Aysel sen çok güzelsin. Çok güzelsin. Merhaba. Diş fırçalama alışkanlıkları ile ilgili bir anket yapıyorum da 5 dakikanız var mı? Maalesef sevgilimi çok beklettim, kusura bakmayın. Nihan Hanım, sizi içeri alamam. Azize Bey'in emri var. Ya sen kimsin ya? Ya yemin ediyorum buraya polisi yağarım. Polis çağırmanız sizin için hiç iyi olmaz. Sana ne oluyor be? Aziz! Aziz, yemin ediyorum sen gelmeden gitmeyeceğim buradan Aziz. Aziz Bey güvenlik içeri almıyor ama kapıda rezalet çıkarıyor. Meral Hanım duyup üzülecek diye korkuyorum. Polis mi çağırsak acaba? İstemez. Nihan Hanım lütfen. Aziz Bey'e engel olmaya çalıştım ama... Sen hiç akıllanmayacak mısın? Ha? Gururun yok mu sen? Yok. Bu bebeği ben tek başıma yapmadım Aziz. Leylekler getirmedi bana. Bunu biz yaptık, biz. Ya bizim yaptığımız hatanın cezasını niye bu bebek çekiyor Aziz ya? Aziz. Ya bir bak gözünü seveyim, bir bak ya. Ya babasının kokusunu almasın mı? 5 dakikaya kadar kaybolmazsa polisi çağır. Peki Aziz Bey. Ben derdimi anlatamıyorum. Belki polis anlatır. Ya sen ne kadar vicdansızsın ya. Ha? Aziz bu senin de kızın. Benim bir kızım vardı. O da senin kardeşin ve suç ortağı tarafından öldürüldü Nihal. Hatırladın mı? Vicdansızsın. Nihal Hanım lütfen polis çağırmak istemiyorum. Tamam, sen bunların hiçbirini duymadın. Merhaba, iyi günler. Bir şey sorabilir miyim? Merhaba. Buyur yavrum. Kuzenim Aleyna, 6 aydır kayıp da. Acaba buralarda gördünüz mü onu? Görmedim yavrum. Görmediniz. Görmedim. Tamam, teşekkür ederim. Allah yardımcın olsun. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Menü ister misiniz? Yok hayır, ben bir çay alacağım sadece. Peki. Masada bir sorun mu var? Bu resmi kim çizdi? Bilmem, müşterilerden biri herhalde. Bu resim ne zaman çizildi? Bakın ne olur hatırlamaya çalışın. Hayat memat meselesi. Ben size bir fotoğraf göstersem. Bu kız çizmiş olabilir mi? Belki saçlarını kestirmiştir, belki boyatmıştır. Ne olur bir bakın hatırlamaya çalışın lütfen. Galiba oydu. Evet, evet o. Ne zaman geldi? Hep gelir mi?
Yani ara sıra uğruyor. Teşekkür ederim. Aleyna, buldum seni. Buldum seni Aleyna. Karan özgürlüğüne kavuşacak. Ne yapıyorsun? Dur. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? İn lütfen. İnsanlardan yardım dilenmek için arabaların önüne mi atlıyorsun artık? Seninle konuşmak için durdurdum. Bizim seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok Nihal. Sen benim için bir yabancı bile değilsin. Değersizin, ahlaksızın birisin. Meral, ne olur dinle. Ben seni çok dinledim Nihal. Beni nasıl kandırdığını, beni sırtımdan nasıl bıçakladığını hatırlıyor musun? Beni, sana kucak açan, seni evine alan insanı. Size her zaman destek olmaya çalıştım. Kocama rağmen kol kanat germeye çalıştım. Nasıl teşekkür etsin bana? Kocamdan bir çocuk peydahlayarak. Özür dilerim. Çok geç. Özrünü kabul etmiyorum. Bir şey kazanabildin mi? Hı? Aziz senden nefret ediyor. Bir çocukla bile onu benden koparmayı başaramadın. Yazık sana. Prensesler gibi yaşamayı düşünürken sürünmeye razı oldum. Neden biliyor musun? Çünkü eden bulur Nihal. Eden bulur. Yardım et. Bana değil, bebeğime. Aziz benden nefret ediyor, sen benden nefret ediyorsun. Herkes etsin, umurumda değil ya. Meral, ne mama alabiliyorum, ne bez alabiliyorum, ne olur. Tek istediğim Aziz'in bebeğe sahip çıkması. Yardım et Meral. Canım kızım. Oh canım kızım. Babamın mezarını açtırıyorsun. Bana söylemiyorsun, öyle mi yani anne? Ya oğlum, ya mahkeme kararını bekledim. Yani zaten şimdi kafam böyle sıkışık. Bir de bunu düşünüp dert etme istedim. O değil de sen bu otopsiden bir sonuç çıkacağına nasıl bu kadar emin oluyorsun ya? Emir çok umutlu. Ben de umutlanmak istiyorum. Çünkü senin anlattıklarınla bizim Aziz'i dava etmemiz mümkün değil. Ya bu Emir kim anne ya? Kim bu Emir? O Aziz'in iti. Sen bu herife nasıl bu kadar güvenebiliyorsun ya? Anneciğim. Bize babanın fotoğraflarını Emir getirdi. Değil mi? Bu adam Aziz'in babanı öldürdüğünden de emin. Sadece kanıt toplamak istiyor. Kesin bu da yeni bir oyundur, ben sana söyleyeyim. Yok oğlum. Değil. Ya bize üç kağıt açıyorlarsa? Emir de Aziz'den en az bizim nefret ettiğimiz kadar nefret ediyor. Ben onun gözlerinde o hırsı gördüm. Ya hırsı, o intikam alma isteğini ben tanıyorum. Hem o olmasa biz mezar açma kararını bu kadar erken çıkaramazdık. Para falan da istemedi ya, hiçbir şey istemiyor. Biliyorsun benim son zamanlarda durumum parlak değil artık. Biliyorum anneciğim, biliyorum. Ben buradan bir çıkayım. Durumumuzu parlatacağım, sen merak etme. Her şeyi düzelteceğim. Eski hayatına geri döneceksin. Gerekirse gece gündüz çalışacağım. Seni babamın yaşattığı gibi yaşatacağım. Sen hiç merak etme. Ben sana kavuşmaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Sen içeride iyi misin? İyiyiz işte. Anneciğim iyiyiz, ne yapalım? Sen beni merak etme. Şimdi bir de beni düşünüp hasta etme kendini. Tamam. İyiyim ben. Mezar açılırken
Sen de yanımda ol istiyorum. Ben o yüzden cezaevi idaresine bir dilekçe verdim. Sen bu mezar açma işine bu kadar tutuldun yani ha? Kararlısın. Belli. Benim rızam olmasa da sen bu işi yapacaksın. Hadi bakalım. Evet, evet yapacağım. Ve o otopside inşallah babanın intihar etmediğine dair bir tane delil bulunacak. İnşallah anne. İnşallah babamı rahatsız ettiğimize değer. Bir de... Bir de ne? Ben sana başka bir avukat bakıyorum. Ceza hukukunda çok iyiymiş bu. Anneciğim, bırak zaten para yok, pulu yok, ne avukatı ya? O aleyhine ortaya çıkmadan beni buradan en kral avukat bile çıkaramaz. Aysel. Hoş geldin canım. Bitti Karam. Çektiklerimizin sonuna geldik. Aleyhine'ye ait bir iz buldum. Nasıl yani? Buldun mu Aleyhine'yi, gördün mü onu? Onu görmedim. Ama yaşadığını ispatlayabilirim artık. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın çocuklar. Ya onun yaşadığını sizden başka inanan yok ki. Bu sefer durum farklı. Aysel'cim. Aleyna yaşasaydı ailesine bu kadar acı çektirmek ister miydi sence? Ha? Ya Karam'la bana acı çektirmek için evet. Hem elimde bu sefer çok önemli bir kanıt var. Ne var? Ben yine Sarıyer'de dolaşıyordum sokak sokak Aleyna'yı bulabilmek için. Bir kafeye girdim. Hani böyle bazı kafelerde not yazıp bırakırsın ya masalara. Aleyna'nın bir çizimini gördüm. Altına imzasını da atmış. Hemen tanıdım tabii. Garson Aleyna'nın bir fotoğrafını gösterdim. Tanıdı. Vay be. Aleyna o kafeye bir daha gidecek. Ve ben de orada olacağım. Karşısına çıkacağım, dur artık diyeceğim. Sana yaptığımız kötülüğü misli misli ödedik diyeceğim, dur diyeceğim. Karan bitecek bu kabus. Özgürlüğüne kavuşacaksın. Doğru değil mi bu söylediklerin? Gerçek. Oğlum, oğlum kurtuluyorsun buradan. İnşallah anne, inşallah. Ben Aysel'e inanıyorum. Güveniyorum ona. Yalnız şöyle bir şey var. Biz Aleyna'yı kanlı canlı herkesin önüne çıkaramazsak... ...bu kabus bitmez. Haberin olsun. Ona ulaşmamıza çok az kaldı. İnan bana. İnandım sana. Aysel, ben sana teşekkür etmek istiyorum. Ya o kadar kendi telaşıma düştüm ki böyle bir tür kalp kalbi konuşamadık seninle. Ya bütün bu olanlara rağmen sen Karan'ı hiç yalnız bırakmadın. Hep yanında oldun. Çok teşekkür ederim sana. Teşekkür etmenize hiç gerek yok Sema teyzeciğim. Ben bundan sonra Karan'ın hep yanındayım. Ah canım. Tabii senin de. Ay. Pardon canım. Efendim Mahir Bey? Tahliye emrine göre evimi geçen hafta boşaltmış olmanız gerekiyordu Sema Hanım. Evet ama ben evi size satarken hani yeni bir yer bulana kadar bir mühlet vermenizi istemiştim. Anlaştığımız sürede oldu. Ben de hayrat diye almadım burayı. Tamam ben bir yer bulsam zaten bir dakika durmayacağım ki orada. Hayır hem kira ödemiyorsunuz hem evimi boşaltmıyorsunuz. Tamam doğru haklısınız. Sadece ben sizden bir şey rica edeyim. Bir hafta, ya sadece bir hafta. Ha? Veremem kardeşim, bitti. Ben eve girip kalan eşyalarınızı kapının önüne koydum. Gelip buradan alırsınız. Ne demek kapının önüne koy... Alo? Ne oldu? Sokakta kaldım. Ah, ya...
Evi sattığım adam yani tahliye süresi dolduğu için eşyaları kapının önüne koymuş. Ben nereye gideceğim şimdi? Nasıl yapar böyle bir şey ya? Haksızlık bu. Ya, tahliye süresi dolmuş öyle diyor. Ya ay Allah'ım ya. Ben yeni bir ev tutacak. Param da yok. Ya üzülme. Nasıl üzülmeyeyim kızım? Nerede kalacağım ben? Ya tamam. Bulacağız bir çaresini. Tamam. Ben sizi bırakmam. Aziz Erdemli. Hesap zamanı geldi alçak herif. Dur, indir o silahı. Tamam Hüseyin, dur. Tamam, ben tanıyorum. Zeynel, sakin ol, ne yapıyorsun? Endişe ihtiyacım olan zamanda kovdum. Yalvardım lan. Yapma Aziz Bey. Çocuğum hasta dedim. Dinlemedin. Senin o olmayan kalbine tüküreyim be. Çaresiz bıraktın beni. Çaresiz adam ne yapar biliyor musun? Kendini de yakar, seni de. Duydun mu lan? Tamam Zeynel. Sakin ol, öyle konuşalım. Konuş, dinliyorum. Tamam, bak şimdi. Haksız yere işten çıkarıldın. Kabul ediyorum, özür diliyorum. Ve yarın servis şoförlüğü işine tekrar başlayabilirsin. Tamam? Bak hala yalan söylüyorsun. Silahı indireyim de köpeklerin beni polise teslim etsin değil mi? Yemezler. Bana tazminat ödeyeceksin Aziz Bey. Tamam, nasıl istersen Zeynel. Tazminat. Dur, dur. Dur, kıpırda. Bırakın lan. Dur. İyi misin Aziz Bey? Seni bitireceğim. Seni bitireceğim Aziz. Aziz Bey, polis arayın. Aman anneannesinin canı. Sen hangi tarafa çekeceksin? Anneannen tarafına mı çekeceksin, deden tarafına mı çekeceksin? Annen gibi güzel, anneannen gibi akıllı, hamara, tatlı mı olacaksın? Ha? Ay ben yiyeyim bunun ayaklarını. Hmm, yedim yedim doydum, aman artık başka bir şey yemem. Veli Allah aşkına somurtacağını sen dışında iki şaklabanlık yapsan keyfin yerine gelir. Vallahi şuna bakınca böyle dünya mı aydınlanıyor ya? Ya ben bunu bırakıp nasıl çalışacağım ya? Kızım çalışmazsan bebeğin mamasını, bezini nasıl alacaksın? Aysel'le benim çalıştığım aha işte ucu ucuna yatıyor. Baban her gün kapı kapı iş arıyor. Kim bakacak kıza? Kurtlar. Kim bakacak kızım? Kardeşinden ben bakacağız. Kim boştaysa o bakacak. Sen zaten öğleden sonra gidiyorsun. İş yerinde yakın. Ya ben abiye mankenliği yapmış kızım. Manikürcü nasıl olacağım ya? Kız sonra dönersin gene abiye mankenliğine. Şimdi onu mu düşünüyorsun? Bebeğin böyle yokluk içinde büyüyeceğini hiç düşünmemiştim. Aziz sahip çıkar diye düşünmüştüm. Bak açmayayım konuyu. Kalbini kırmayayım diyorum ama sen habire hatırlatıyorsun. Şu adamın adını anma bu evde. Yine gidip kapısına yalvarmışsın. Ay Aysel'in de ağzında bakla ıslanmıyor ha. Kız Aysel söylemedi. Hemen çamur atma kardeşine. E kim söyledi? Ya görenler olmuş, gelip anlattılar. Dedim yer yarılsa da yerin içine girsem dedim. Kızım sen beni rezil etmekten sıkılmadın mı? Şu torunumun hatırına susayım diyorum ama... Kız sen hiç akıllanmayacaksın mı? Ya o adam seni istemiyor, yüzüne bakmayacak, bu çocuğa sahip çıkmayacak. Sen niye kapısına gidip gidip kendini küçültüyorsun? Yok, yok. Kızmadım annene. Biz kızmadık annene. Biz onu seviyoruz. Böyle kabul ediyoruz. Olur mu hiç? O da söz verdi bir daha villaya gitmeyecek. Giderse... Yoksa ne onu mu? Asma suratını, asma. Veli, Aysel anahtarını unutmuş. Bir kapıya bakıver ya. Kızım hoş geldin. Sema Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun.
şey terlikleri giyebilirsiniz. Merhaba. İyi akşamlar. Ya baba, ev sahibi evden kovdu. Ben de kıyamadım, bize gel dedim. Bir süre bizde kalacak, müsaade edersin değil mi? Tabii kızım, ne demek, istediği kadar kalabilir. Teşekkür ederim. Allah Allah, bir başına kadını evden atmak nedir? Hangi günlere kaldık ya Rabbim ya? Oradan gelip Aziz Bey'e saldırdı, silah çekti. Şuradaki kamerada tüm hepsini çekti. Tamam. Evet, ben de şikayetçiyim. Herkesin önünde beni öldürmekle tehdit etti. Efendim, merak etmeyin. Biz gerekeni yapacağız. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anladın değil mi her şeyi? Anlaşıldı Aziz Bey. Zaten çok yabancısı olduğun şeyler değil öyle. Silah çekmek, adam tehdit etmek. Onları biliyorsun. Bir de istediğin kadar abartabilirsin. Tamam. Yani önemli olan inandırıcı olman. Orada tutuklanacak kadar olay çıkartman gerek. Siz hiç merak etmeyin Aziz Bey. İçeri girdiğinde de sana destek olacak birisi olacak. Karem'in işini bitireceğin silahı sana o verecek. Sonra biz de verdiğimiz sözleri tutacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Her ayın ilk günü eşime parayı siz elden verirsiniz değil mi? Nasıl istersen. İyisiniz değil mi? Evet, Ağzı Aydın yola çıktı Karan. Seni çok sevdiğim babanın yanına gönderiyorum. Allah Allah, parayı vicdanlı insanlara vermiyor ki Sema Hanımcığım. Benim kiracım darda olacak. Değil, ben onu kapının önüne koymak, faturalarını bile öderim. Tabii. İşte yokluk yaşamayan halden anlamıyor ki. Ama benim ahtım var. Zengin olursam vallahi kiracıma hiç zulmetmeyeceğim. Kızım, bisküvi de vardı, getirseydin ya. He. Aç mısın Sema Hanım? Bak, açsam pilavından makarnasına, içerisi yemek dolu. Yok, aç değilim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ya kusura bakmayın, rahatsızlık verdim size. Ya böyle olmadı biliyorum ama o kadar çaresizdim ki. Ay, o nasıl laf öyle, olur mu? Başımızın üstünde yeriniz var. Tabii canım, her zaman. Ne demek? Sağ olun. Ne tatlı şey öyle. Pişt, gel bakalım. Ne tatlısın sen öyle. Pişt. Brr. Maşallah sana. Brr. 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 Bak 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 bak. Nasıl da gülüyor. Sevdi tabii ses tonunu. Benim sesimi de seviyor Veli. Maşallah. Dur. Anneanneciğim, bu, bu. Dolabı yerleştireyim ben. Şey, her şeyden bol bol alınca bir de dolaba sığdıramıyorsun. O dert var. Aysel'cim, bana yardım et çocuğum sen. Siz duş falan almak ister misiniz? Yok canım, sonra belki. Tamam. Ay, bizim korku. Gelmedi mi ya? Ya bizim hiç uykumuz gelmedi mi ya? Kız, biz kaç boğaz kendimize doyuramıyoruz. Borcun harcın içine battık. Sen tutmuşsun o oğlanın anasını getirmişsin. Biz ne yedirip ne içireceğiz o sosyeteye? Daha ilk kadar bebeğin karnı aç ya. Anne, tamam, azıcık sessiz ol ya. Duyacak şimdi kadın. Dışarı attılar, sokağa attılar. Ne yapsaydım, bıraksa mıydım? Oğlu da hapiste.
Ha, çok iyi ettin kızım. Çok iyi ettin. Aldın getirdin. Ara akrabaları falan varsa onları da al getir. Sığınma evi çünkü burası. Taştan sığınma evi. Tam pansiyon. Ya bir sus sus ne olur. Zaten geçici bir süre ya. Tamam zaten gelen misafiri kovacak halimiz yok. Ama bak hiç hoşuma gitmedi söyleyeyim. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben vallahi bulacağım bir çözümünü. Bul çocuğum, bul. Zaten sizin bulduğunuz çözümlerle bu hale geldik. Çözüle çözüle gidiyoruz maşallah. Aferin çocuğum, gel. Aferin bluzlar bu sene çok moda. Onları sakın öyle ucuza satmayın. Değil mi? Tabii. Bak benim moda gözüm ne kadar keskin. Ben de bunları ucuza satmayacaktım. Kız, hani bir tane mavi fırfırlı elbise vardı. Ha, ben onu kestim, sonra olmadı, attım. Aferin çocuğum, çok iyi ettin. Çünkü modacı bilmiyor ya kesmeyi. Kesmiş. Aman beri boş ver Allah aşkına işte. Geçmiş gitmiş. Bunlar ne? Meral'in verdikleri. Hala duruyorlar mı ya? Kızım elim gitmedi bir türlü atamadım. İyi de oldu. Bak şimdi pazarda satacağım işte. Yani hiç içimden gelmiyor bunların bir şeysiyle iş yapılması da. Neyse. Niye öyle diyorsun Veli? Ben zamanında ne kadar çok börek sarma yaptım. İstiyor mu onları geri? Bence ayıp değil. Ama ne Meral'in nereden haberi olacak acaba? Pazara gittiği mi var kadın? Ya anne bence de küçültme kendini. Kim alacak zaten bunları? Öyle deme Aysel. Bunlar bu sene çok moda. Annen gayet doğru bir şey yapıyor. Ay sağ ol. Vallahi kız insanlar marka diye ölüyor. Kızım, annem pazarlama uzmanı oldu. Ya zaten ne sattığın değil, Veli nasıl sattığın önemli. Al, al hadi. Sat bakalım. Nasıl satıyorsun? Ne var satarım. Al işte. Gel vatandaş, gel vatandaş. Batan geminin malları bunlar. Batan geminin malları bunlar. Ay çok iyi oldu babacığım valla. Allah Allah. Birazcık daha sesi yükseltsen olacak gibi sanki de. Kızım yükseltirim ben sesi yükseltmesine de. Çünkü çocuk uyanmasın diye yapmıyorum. Veli sen bunları böyle satsan var ya... ...kadınlar üşüşmez de içim daraldı diye. Ay ne? Alacağım bunu böyle. Param olsa da alsam, param olsa da alsam. Koş vatan, al 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 al. Al al al, sosyete burada, sosyete burada. Ana. Ay baba böyle satacağım. Vallahi bravo. Seba Hanımcığım, ay. Gel 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 gel, al 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 al. Abili. Karan. Oğlum. Kelepçe yaşama. Ağlama anne, ağlama. Affet bizi İlham. Thank you.
İyi günler. İyi günler. Nihal Taşlan'a bir paket var. Ne paketi? Kim göndermiş? İçeriye yazmıyor. Meral Erdem mi göndermiş? Allah Allah, bir yanlışlık olmasın? Adres burası. Nihal! Nihal! Bakalım içinden canımızı sıkacak, ne çıkacak? Heh. Anne ya! Niye bağırıyorsun? Çocuk uyuyor. Meral göndermiş sana. Ne? Öf. Bomba falan çıkmasa bunun içinden, açmasak mı, ne yapsak ya? Anne saçmalama ya. Dün bebeğin ihtiyaçları var demiştim, onları yollamış. Yani yolda karşılaştık, konuştuk. İşte insafa gelmiş, hayret. Kızım ne münasebet, sen niye yardım istiyorsun Meral'den? Ya bu çocuğun ne masrafı varsa, ne ihtiyacı varsa biz karşılayacağız diye konuşmadık mı? Kızım sen niye muhatap ediyorsun bizi şu insanlarla? Ya eksik kalsın, yardımlarını istemiyoruz. Bir yaparlar, bin söylerler. Tamam, bir daha bir şey demem, oldu mu? Ama bir şey söyleyeyim mi? Biraz para biriktirip şu avukatı değiştireceğim. Nafaka davası hızlansın istiyorum. Sadece soyadını alsın istiyorum, o kadar. Yoksa o adamın bir kuruşu geçmeyecek benim torunumun boğazından. Baba ne diyorsun sen ya? Aziz'in de bebeği o. Tabii ki masrafları üstlenecek. Ve ayrıca bu konu hakkında lütfen karışmayın. Allah'ım sen bize sabır, şu kızımıza akıl ver. Ya sen şu iblisi neden kışkırtıyorsun? Gelip tepemize kasırga gibi esecek. Ay, hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Biz pazara gidiyoruz babanla. Aysel gelince de sen çıkarsın. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Ne yaptınız? İstediğiniz gibi. Adamımız karanlığın yattığı cezaevine yerleşti. Güzel. Bir iki güne iyi haberleri alırız artık. Aziz Bey. Ne oldu? Efendim? Ne, geveleme söyle. Sema Aydın kocasının cinayet sebebiyle öldürüldüğünü iddia ederek savcılığa başvurmuş. Avukatlığını demir yapmış. Ne? Savcı İlham Aydın'ın mezarını açılıp otopsi yapılması için talimat vermiş. Biz de bütün bunları bugün öğrendik. Allah belanızı versin sizin ya. Hepiniz birleştiniz, beni mi bitirmeye çalışıyorsunuz lan? Nasıl bugün haberiniz olur ya? İşiniz ne sizin? Sizin işiniz zaten uçan kuştan haberdar olmaktı ya. Hadi çek git, hadi yürü. Özür dilerim. Yürü, defol. Özür diliyor bir de. İyi misin? Babama bunu yaptığımız için canım çok sıkkın. Ama en azından ben hapisten bir daha çıkamayacak olsam da o aziz şerefsizi yaptığı her şeyin hesabını verecek. Harun böyle konuşma lütfen, çıkacaksın dışarı. Bana bak Emir. İnşallah bu yaptığın iyiliğin altından bir pislik çıkmaz. Güvenilmez biri olduğumu düşünüyorsun değil mi? Olan bile soruyor musun? Sadece Karan değil. Hiç kimse güvenmiyor sana. Haklısınız. Size kızamam. O yüzden istemeden de olsa bu sefer sizi yanıltacağım. Sen hayırdır ya? Aziz seni kovdu diye mi ona öyle birden düşman kesildin? Ha? Senin Aziz'in karşısında saf tutmam benim hala aklıma yatmıyor. Bir dalgan var ama hayır olsun bakalım. Geçerli sebeplerim var diyelim. Şu an tek istediğim babanın intihar sebebiyle ölmediğinin otopside ortaya çıkması. Gerisi kolay. Savcılık soruşturma başlattığında rahmetli ile Aziz'in arasındaki bütün ilişki ortaya çıkacaktır. Maaş alalım. ...2019, 2020, 2021
Yaz koleksiyonu burada, burada, burada. Hepsi marka. Al, 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 al. Bütün markalar burada. Ay, dünya markaları bu. Ay, ben alacağım da çakma mı bunlar? Kız çakma. Vallahi duyarsa üzülür. Senin saçındaki aklar kadar gerçek. Vallahi. Bak çakma çıksın, minibüs paranı ben vereceğim. İyi, hadi bakalım o zaman. Aa, bu çok güzel. Bak, senin Sibel'e de yakışır bu. Evet ya. Bütün markalar burada, alabilirsin. Ay, 125 lira bu. 100 lira olmaz mı? Kız olur, ver. Ver 100 lira, ver. Hadi, hadi, Allah razı olsun. Şunu alayım, buna kadar? Aa, 75 lira. Alır mısınız? Maviyi. Bunu alabilir miyim? Al, 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 al. Ah, dünya giyiyor bunu, dünya. Ay, 120 lira. En son. Meral'cığım, nasılsın? Teşekkür ederim Asuman'cığım, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. Ya baksana, senin gece konduda bir tanıdığın vardı değil mi? Berrin'i mi diyorsun? Hah, evet Berrin. Hayırdır? Ya pazarda tezgah açmış bunlar. Senin kıyafetlerini satıyorlar. Senin leoparlı bir bluzun vardı benim beğendiğim. Onu görünce tanıdım. Senin haberin var mıydı? Hayır canım, yok haberim. Nereden haberim olsun? Ay, teşekkür ederim haber verdiğin için canım. Bir haber borcum olsun sana. Ne demek tatlım? 3.30'da güzelim marka kıyafetler gidiyor. Tamam, çok teşekkür ediyorum canım. Haber verdiğin için ben icabına bakacağım. Asuman, kahveye bekliyorum. Tamamdır, görüşürüz. Görüşürüz canım. Bay bay. Görüyor musun Berrin'in yaptığını anne? Ne yapmış? Onlara hediye ettiğim kıyafetler var ya, pazarda satıyorlarmış. Ama ben sana dedim Meral, verme o kıyafetleri onlara, kıymetini bilemezler dedim. Bak, gördün mü, güzelim şeyleri pazar malı yapmışlar. Yazık. Ben biliyorum ama yapacağımı. Nereye gidiyorsun? Gitme boşuna. Aman uğraşma şunlarla, boşu boşuna sinirlerini oynatacaksın. Değmez. Değmez.